Merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza çok ders dinleriz. Ne yaptık işte ne yaptık? Ha? Kanalımıza ne yaptık Melisa? Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Melisa 5 yaşında. Şimdi Melisa'ya biz kek yapacağız değil mi bugün? Hı hı. Ama keki Melisa yapacak. Evet. Önce ne yapacağız? Ha bak biliyor. Önce evet. Peki yapacağınız kekin adı ne? Ha özür dilerim. Tahinli, cevizli kek yapacağım. İçine de zencefil de koyacağım. Çok güzel böyle saçma ama öyle kek mi olur diyeceksiniz ama enfes olacağını düşünüyorum. Bunu yedikten sonra karar vereceğiz değil mi? Peki, ama bence çok güzel olacak. Peki malzemelerimiz neler? Normal kek malzemelerimiz. Kabartma gösterelim. Tozu. Bir gösterelim. Kabartma tozu. Kaza oldu. Neyse, evet. Hiç önemli değil. Önemli olmaz. Ama bir dakika. Sen ama bak, önce yumurtaları kır. Tamam sen kır yumurtaları. Çünkü... İlk önce malzemeleri gösterip sonra kıralım. Tamam. İlk önce malzeme şunu zencefile girdi. Hiç önemli değil. Melisa 3 tane yumurtayı kırıyor. Zaten ilk önce yumurtayı kıracak. Ben de malzemeleri göstereyim. 2 tane vanilya. 2 tane kabartma tozu. Diğerleri malzemelerimiz. Zencefil. Tahin. Zencefil ne kadar? Aslında ben göz kararı seviyorum. Ama koyarken de yoğunluğuna göre söyleyeceğim. Şu kadar koydum, bu kadar koydum diye. Hani benim bir belli bir yaparken belli oluyor. Evet, belli bir ölçüm yok. Doğaçlama gideceğim. Hadi Melisa da evet, harikasın. Hı. Melisa da 3 tane yumurta kırdı bu arada. Şurayı çekmeyelim. Evet, ondan sonra un, ceviz. Bu arada ha dipnot geçiyorum. Tablo. İşte şeker ne kadar? Tablo. Şeker ne kadar mesela? Un ne kadar? Hangi bardağı kullanıyorsanız diğer ölçüleriniz de o bardağa göre olsun. Anlatabiliyor muyum? Ben şu boyutu seçtim. Yani hani bir su bardağı. Sütünüzde, evet. Anne. Su bardağından bir tık daha büyük bu. Anne. Ama ben yapacağım. Tamam sen yapacaksın. Ben bir dakika bir şey anlatıyorum canım benim. Hani sütümü de ona göre aynı bardak yaptım. Yani oranın eşit oranda yani, evet. Yani seçtiğiniz malzemeye göre, bardağa göre orantılayın her şeyi. Hani peki benim evdeki hani su bardağım şu kadar boyu. Hani ona göre yap o zaman malzemeni. Hani biraz pratikse kal. Tamam mı? Şimdi 3 tane yumurtayı koyduk. Şimdi ne yapacağız? Şeker koyacağız. Ben koyacağım. Koy bakalım şekeri. 3 yumurta, yaklaşık 300 gram. O hiç bardak biraz 300 gibi görünüyor. Normalde 200 miligram. Değil, hiç iyi değil. O konuda hiç iyi değilim. Büyük su bardağı koyduk. Evet, bir tık büyük. Hani bu şey normal standart su bardağı. Bunun bir tık daha büyüyor. Hı-hı. Şimdi karıştıracağız. Evet. Sen karışmak ister misin? Evet. Ah. Biraz da ben yapayım mı? Evet. Biraz sen biraz da değil mi? Evet. Bu arada güzel bir aktivite oluyor. Şöyle yapayım. Bu arada otur anneciğim şöyle dizi yap da kamera çekiyor ya. Bu arada çocuklar yapabildiğiniz güzel bir aktivite evet, değil mi kek yapmak? Hani evde canı sıkılıyorsa çocuğunuz. Anne benim canım sıkılmıştı ya. Evet ondan kek yapıyorum. Bitti mi? Hayır. Tabii ki işimiz bitmedi. Şimdi ne yapacağız? Hayır, o bitti. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Yağ koyalım. Ama bir dakika ben yağı ben koyayım çünkü eline gelirse bunun temizlemesi zor. Melisa'cığım. Hı-hı. Hepsini attım. Yolladım. Anne şimdi sen Melisa'cığım. Gel bunu gelin. Da ben. Sen at ben de fırını çalıştırayım. Şimdi sütümüzü koyuyoruz herhalde. Evet. Sütümüzü sen de koyduk. Sen bunu karıştır yine. Sütümüzü de koyduk. Sen bunu karıştır bakalım. Peki ya, fırını neye göre yapıyoruz? Pardon efendim. Fırını, sen de çok fırını... meraklısın. Her şeyi soruyorsun bana. Ya ben şey gibi oldum. Yemek test programındaki dış ses gibi o. Aynen. Fırının derecesini ne yapacağız? 180-190 arası bir şey yapmayı planlıyorum. Ama bir saniye bundan da korkuyorum. Melisa'cığım bak sen bir bekler misin tatlım beni? Tamam. Şimdi hepsini devireceksin. Şimdi ben bunu bir 45'e yapıyorum. Ben anca işim biter. Normalde 40 dakika pişerse süper olacak. Yani 40 dakika 180 derece mi ayarlıyorsun? 45 dakika ayarlıyorum. Önceden şimdi yapacağım ya ben. O süreyi de koyuyorum sıcak olsun diye.
Burada şöyle 180 gibi ayarlıyorum. Ağır şeyde pişsin, güzel olur. Bu da çift şeyli. Hı hı. Altı ve üstü kızaracak, evet. Yani. 180 derece 40 dakika. Hı hı. Ya şimdi fırınlar üç şeydir yani. Yani yeni modeldir. O zaman 35, hani biraz takipte olacaklar yani. Arada sırada kontrol etsinler, evet, diyorsun. Ama açmasınlar kapağını, yoksa kabartma şeyi gider yani. Peki ben niye konuşuyorum? Hayır. Duygusal. Neden? Çünkü annem de aynı şeyi yapıyor yemeklerde. Siz bu işleri bildiğiniz için, evet, karşı tarafı düşünmüyorsunuz. Evet. Ben de karşı taraf olarak karşı tarafı değerlendiriyorum. Çok benciliz. Hani herkesin... Anne tutuyor. Evet. Hani bizim bildiğimizi herkes bildiğini düşünerek, evet, şey yapıyor. Evet. Şimdi bir. Evet. İki. Dolu dolu bu arada. Üç. Ben de. Ama Melisa'cığım annen 4. koysun, sonra sen karıştırırken bence. Şimdi ben bir 5 kaşık koydum, tamam mı? 2 tane kabartma tozu. Şimdi yavaş yavaş. 2 tane kabartma tozu koyduk bu arada. Evet, 2 tane vanilya koyduk. 5 kaşık un koydum dolu dolu. Şimdi kıvamına göre bakacağım. Çünkü neden böyle yapıyorum? Bir un, bir una benzemiyor. Bu kıvam yetmedi. Demin 5 kaşık koymuştuk, değil mi? Evet. 6. Yani bunun kıvamı neye göre uygun olacak? Yani 7. Ben şey diye düşünüyorum. Kulak memesi kıvamında, o kadınlar bilir yani. Yani mutfakla uğraşanlar ya da... 3 kaşık daha koydum. Mesela ununu fazla kaçırdı diyelim. Bir tip daha süt koysunlar. Öyle karıştırsınlar. Hani öyle. Kıvamı tekrar düzgün hale getirsinler. Şimdi ben bu kıvamı çok beğendim. Şimdi şöyle dursun. Tamam. Kaç kaşık koymuştuk? 8 kaşık. Toplam koydum. 8 kaşık yaptı. Dolu dolam. Evet. Krem oldu. Şimdi kameraya malzemeyi gösterelim bence. Zencefil tozu. Hı-hı. Zencefil çok yakışıyor bence. Hı-hı. Ben bir 2 kaşık böyle tatlı kaşığı dolu dolu böyle bir atmak istiyorum. Canım şu an öyle istiyor. Hani bunun bir tarifi yok. Çünkü bu kek daha önce var mı bilmiyorum. Ben uydurmuş da olabilirim. Hani anne. Efendim tatlım. Ben de ya. Hayır aşkım. Bir dakika bebeğim. Cevizi sen atacaksın. O mu acaba? Evet. Şimdi tahini koyacağım. Hmm. Aa, belki bir tık daha koyabiliriz. Çünkü tahini var, unuttum ben. 1, 2, 3, 4, 5 kaşık atayım ben. Ben tadına bakayım. Bak bakalım tadına. Güzel mi, çirkin mi? Şimdi ceviz at. Güzel. Güzel. Ceviz at bakalım şimdi. Kaç kaşık atmak istiyorsan at. Ceviz. 1, 2. Evet. Cevizimizi tabii biz önceden. Evet. Ben biz önceden rönde de ezdik tabii ki. Rönde. Rönde. 5. Yani dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Varsa koyun, varsa. Ama tahine ceviz çok yakıştığı için. Yani bu istenilen kıvama göre değişiyor yani. Tabii ya, elindeki malzemeye göre. Ama dur aşkım bir saniye yani. Yani yoğun olmasını istiyorsanız daha fazla. Ben yoğun seviyorum şahsen. Yani eldeki malzemenize göre. Harika olmuş ya. Nasıl güzel, nasıl güzel olmuş. Şimdi tadı sana baktıracağım. Tabii bu arada şeye dikkat ettim ben. Bu arada dikkat ettiğim şey, tadım kaşığında direkt lavaboya atıp yenisini alıyorsun değil mi? Evet tabii ki. Hijyen, korona var. Korona olmasa da normalde de öyle yapmak aslında lazım. Aslında var ya tahin, harika olmuş. Ben var ya çok seviyorum tahin. Hepsini boş, şeytan diyor ki hepsini boşalt ama. Boşaltabilirim aslında. Ben yoğun seviyorum. Bu tahinli kek değil mi? Neyse bir kaşık daha, hadi bakalım. Koyayım. Hayırlısı diyeyim ben. Hayırlısı. Bir kaşık daha ceviz koymak istiyorum. Ama bana ver. Çünkü inanılmaz yakışmış. Şimdi canım bana versin, tamam mı? Tamam Melisa'cığım. Şimdi şöyle karışırken de çekelim. Şöyle bir bakalım. Evet, Melisa da kameraya. Şimdi. Melisa, eğleniyor musun yemek yaparken? Evet. Anneni seviyor musun? Şu ne kadar seviyorsun? Bulutlara. Aslında tadına bakar mısın? Uçaklara. Şimdi uçaklara. Bak bakalım tadına. Dürüst ol. Dürüst ol. Vallahi süper görünüyor. Özellikle zencefilin tadı böyle. Muhteşem bir kez tat veriyor değil mi? Evet, harika. Arka planda hissettiriyor. Bence çok güzel kıvam yakaladık.
Şunları da şöyle karmızı da bitti. Karmızı koymadığınız malzeme var mı? Yok. Bu arada. Hani siz bana sürpriz tamam yapalım. Biz sana sürpriz yapalım. Hadi sen sıkıldın artık değil tamam. mi anneciğim? Tamam. Süper. Bu arada. Eğlenceli kısım bitince Melisa kaçtı. Kek kalıbımızı önceden yağladık tabii ki. Biz. Güzelce yağladık. Şimdi boşaltacağız. Şunu alayım bu temiz zaten. Şimdi toparlarsak kaç ne kadar kaşık koyduk un? 9. 9 kaşık. Ben de sizin sayenizde, annem ve senin sayende yakında gülme bence, ya da böyle yanaklar şişmiş vaziyette. Bir şey söyleyeyim mi? Bir keke zencefil çok güzel yakışıyor. Bir kere de şey, zerdeçal da koymuştum. Ama o zaman tahin yapmamıştı. Mesela kuru üzüm falan o da çok güzel. Bugün onu deneyelim. Bugün başka bir tat deneyelim. Bugün canım böyle tahinli istedi. Tahinli cevizli böyle bol malzeme harika oluyor. Yani sen kanalımızın pastacısı oldun artık. Evet. Annen yemekçisi. Annem, annem anne usulü Ege yemekleri evet. yapıyor. Sen genç usulü pastalar yapıyorsun. Ben bayılıyorum zaten. Bakayım bak bir daha bakacağım. Evet. Bulaşıklar da birikiyor orada. Biriksin. Hiç anlayayım. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane olmuş. Evet yanına bir de çay yaparız. Tabii ki. Evet. Allah'ım fırına girmeye hazır mıyız? Utandırma. Çok güzel piş. Evet fırına gidiyoruz şimdi. Ya böyle bile yenir yani o derece güzel olmuş. Ama harika olmuş gerçekten. Kendim yaptım diye demiyorum. Evet şimdi kaç dakikamız kaldı şimdi? Şimdi evet biraz şey yapalım. Kırk yapalım. Hadi bakalım bekleyelim. O zaman ne yapıyoruz? Senin bir meşhur hareketin var. 40 dakika sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Komşularınızı çatlatacağınız bir kek. Şeyde var bak, internette var böyle tahinli ceviz ama benim ekstra şeyim zencefil, anladınız mı? Zencefilim harika ya, çok güzel bir keskin bir tat bırakmış. Gerçekten mutlaka yani diğer bildiğinizler ki aslında içine şey de atabilirsin bak bunun. Hani çikolata parçacıkları falan da atabilirsin, çok yakışır bence. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Vallahi çayla birlikte şimdi mükemmel olacak. Afiyet olsun bize, ne diyeyim yani.